Mutlu günler sevgili seyirciler, set sayısına hoş geldiniz. Mistikom Sultanlar Ligi'nde 13. haftayı geride bıraktık. 13. haftanın geride kalmasıyla birlikte ligin ilk yarısını da tamamlamış olduk. Artık gözümüzü de yavaş yavaş yarın başlayacak Dünya Kulüpler Şampiyonası'na çevireceğiz. Ama öncelikle tabii ki Mistikom Sultanlar Ligi'nde 13. haftayı değerlendireceğiz. Ligin ilk yarısında neler oldu, neler bitti? Öne çıkan oyuncular kimlerdi? Takımların performansını da kısaca bir masaya yatıracağız. Kiminle? Her zaman olduğu gibi Özlem Özçelik'le birlikte. Özlem hoş geldin. Hoş bulduk Mehmet. Yine çekişmeli maçlar oldu. Evet, çok güzel, çok iyi, çok keyifli, çok rally ve heyecan kalitesi yüksek olan maçlar izledik. Gerçekten bu hafta çok güzeldi. Gerçekten çekişmeli mücadeleler oluyor. Ligin ilk yarısı da sona erdi. Fenerbahçe Opet ligin ilk yarısını lider bitirdi. Ama zirveye baktığımızda gerçekten bu yıl geçtiğimiz yıllara nazaran ciddi bir rekabet olduğunu görüyoruz. Hem Eczacıbaşı Dynamit hem Fenerbahçe Opet hem Vakıfbank ikişer yenilgi aldılar. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda nazaran, böyle bir şey görmüyoruz. Böyle ilk defa böyle bir şey oluyor. Bu da takımların ne kadar hazır olduklarını ve ne kadar birbirlerini tanıdıklarını ve defans kalitesi yüksek. Yani ben takımlara baktığımda hakikaten bütün takımlarda çok iyi defans yapıldığını görüyorum. Bu da rallilerin uzamasına ve maçı daha keyifli bir hale getiriyor. Kolay maç yok. Çok yok. Hiçbir şekilde kolay maç yok. Bakalım gerçekten. O zaman. Bakalım. 13. haftaya bakalım. Sevgili seyirciler, 13. haftada neler oldu? Maçların kısa değerlendirmeleri gelsin ekrana. Sonrasında biz burada Özlem Özçelik'le birlikte değerlendirelim. Sultanlar Ligi'nde 13. hafta Ankara'da açıldı. Mert Grup Sigorta'nın Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk ettiği maç nefesleri kesti. 2-1 geriden gelerek maçı 5 sette kazanan Galatasaray HDI Sigorta 13. haftada 9. galibiyetini aldı. Mert Grup Sigorta ise bu sezon 6. kez kaybetti. Ev sahibi takımda Gayla Gonzalez, Galatasaray HDI Sigorta'da ise Alexia Karutasu maçı 35'er sayıyla tamamladı. Haftanın bir diğer dikkat çeken mücadelesinde PTT ve Türk Hava Yolları karşı karşıya geldi. 41 dakika süren ilk seti 31-29 Türk Hava Yolları kazanırken ikinci sette gülen taraf 27-25 ile ev sahibi PTT oldu. Sonraki setlerde ise rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Türk Hava Yolları 25-17 ve 25-15'lik set skorlarıyla maçtan 3-1 galip ayrıldı. Madison Kingston 28 sayıyla takımının galibiyetinde başrol oynadı. PTT'de ise Emilia Dimitrova maçı 17 sayıyla tamamladı. Oyuncu üzerinden bulunan sayılarda Türk Hava Yolları'nın rakibine 86'ya 55 üstünlük kurması dikkat çekti. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından Fenerbahçe Opet 13. haftada son sıradaki Karayolları'nı ağırladı. İlk seti 25-18 kazanan Sarı Lacivertliler, ikinci sette ise 24-18'lik üstünlüğü koruyamadı ve seti 8 sayılık seriyle kazanan Karayolları maça denge getirdi. Üçüncü ve dördüncü sette ise rakibine 20'li sayıları göstermeyen Fenerbahçe Opet maçtan 4 sette galip ayrıldı. Maçın en skorer oyuncusu olan Yasemin Özel'in 24 sayısı Karayolları'nı galibiyete taşımaya yetmedi. Arina Fedorovitseva ise Fenerbahçe Opet adına 16 sayı üretti. Geçtiğimiz hafta kaybeden iki takımın maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u ağırladı. 4 oyuncuyla çift taneli skor üreten Aydın ekibi maçtan 3-1 galip ayrıldı ve bu sezonki galibiyet sayısını 5'e yükseltti. Sarıyer Belediyespor'un galibiyet hasreti ise 8 maça çıktı. Aydın ekibinde Anna Nicoletti ve Greta 19'er sayıyla oynadı. Sarıyer Belediyespor'da ise Moxley Chachon maçı 16 sayıyla tamamladı. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Yeşilyurt ve Nilüfer Belediyespor karşı karşıya geldi. İlk sette ev sahibi Yeşilyurt 25-15 kazansa da diğer setlerde Nilüfer Belediyespor'un üstünlüğü vardı. Sonraki setleri 18-22 ve 21'e karşı kazanan Bursa ekibi maçtan 4 sette galip ayrıldı ve düşme hattıyla arasında 2 galibiyetlik fark oluşturdu. Ceren Kapucu 22 sayıyla maçın en skorer ismi olsa da takımının mağlubiyetini önleyemedi. Nilüfer Belediyespor'da ise Emily Maglio 15 sayıyla oynadı. Haftanın ve ligin ilk yarısının kapanış maçında Eczacıbaşı Dynavit ve Bolu Belediyespor İstanbul'da karşılaştı. Baştan sona rakibine üstünlüğünü kabul ettiren ev sahibi ekip maçtan 3 sette galip ayrıldı.
Mücadelede çift haneli skor üreten tek isim olan Tiana Boşkoviç 14 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Bolu ekibinde ise İzin Naz Kambur ve Rosir Calderon 5'er sayıyla mücadele etti. Eczacıbaşı Dynavit bloklarda rakibine 11-4, hücum yüzdelerinde ise 56-25 üstünlük kurdu. Sezonun en keyifli maçlarından biriyle başlayalım değerlendirmelerimize sevgili seyirciler. Mert Grup Sigorta ve Galatasaray HD Sigorta karşı karşıya gelmişti. 5 setlik mücadele, pasör çaprazlarının düellosu, evet. Gayle Gonzalez 35 sayı, Alexia Karutaş 35 sayı. Dörder eis her ikisinden bloklarda Gayle Gonzalez biraz daha öndeydi. 4'e 1 üstünlük sağladı. Çok keyifli bir mücadeleydi. Galatasaray için çok kritik bir maçtı. Zirveye tutunma açısından, evet. Maç sonunda da çok büyük bir sevinç yaşadıklarını gördük açıkçası. Kısaca bir değerlendirme alalım. Bloklarda özellikle ev sahibinin üstünlüğü dikkatimi çekmişti. Yani 14'e 7 ciddi bir üstünlük. 5 sette Galatasaray gibi bir takımın sadece 7 blokta kalması biraz handikaplı gelmişti. Bana nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi şöyle, Galatasaray maça iyi başladı. Yani o aldıkları iyi manşetle, özellikle arkada Gizem Güreşen çok büyük bir alan kaplayıp güzel iyi manşet alabiliyor. Defanslarda da etkili oldular ama hücum, dediğin gibi blok kapasitesi yüksek olduğu için Mert grubun, hücum yapmakta zorluk, sıkıntı çektiler. Çünkü aynı zamanda Mert grup iyi defans yapmaya da başladı. Defanstan çıkan toplar açık gelse de Galia Gonzalez bunların hepsini çok iyi değerlendirdi. Bu arada Galatasaray iyi servis atan bir takım. Mert grup açık manşet almasına rağmen, yani çok iyi de manşet almadılar açıkçası, ama hücum toplarında çok iyi kullandılar. Dediğim gibi bloklar etkisiz kalınca, eller tam yerleşmeyince arkadaki defansta da birazcık dengesizlik yaşandı. Ama burada tabii ki çok keyifli, seyir kalitesi yüksek ve hakikaten iki takımın da gidebileceği bir şekildeydi. Maç sayılar hep birbirine yakın gitti. Bu arada Zeynep Sude ilk 6 başladı, evet. Galatasaray cephesinde. O da oynadığı zaman çok yararlı ve iyi işler yapabiliyor. Yani birazcık daha fazla maç oynaması gerektiğini düşünüyorum. 7 blok yaptı dedim ya Galatasaray. Evet. O 7 bloğun 3'ünü Zeynep Sude yaptı. Yani şimdi çok uzun, fizik kapasitesi yüksek. Evet, ellerini kaldırdığı anda zaten hani çok fazla karşı takımdaki hücum oyuncularının geçme şansı olmuyor. Ama dediğim gibi burada tabii ki Galatasaray'ın birazcık arkada defansta dengesizliği oldu. Yani ilk seti yine rahat bir şekilde kazandılar ya. Özellikle Alexia ve Ante yine Galatasaray'ın en sağlam hücumcuları ve hani bunlara top gittiğinde, ki Gamze eline gelen topları çok çabuk attığında Ante'ye blok yetişmesi imkansız. Alexia da çok kısa ve alçak, özellikle geri hücumlara çok kısa ve alçak topları hücum ediyor. Bundan dolayı ilk seti rahat kazandı ama ikinci sette yine çekişme vardı. Yani her iki takım da birbirine karşı çok fazla üstünlük kuramadı. Ta ki ikinci setin 20. sayılarına kadar bir 3-4 sayılık öne geçti Galatasaray HD Sigorta, ama Galia Gonzalez servise geçti. Yani arka arkaya 4 tane, yanılmıyorsam 4 tane ace attı ve hani baktığında ve korkusuz. Seti oradan çevirdiler. Oradan çevirdiler ve hani bu hakikaten zordur. Yani bu maçlarda biraz sonra Fenerbahçe'yi de konuşacağız ama hani gerçekten Mert grubun ekstra yaptığı çok işler vardı. Paşkova da yardım edince Gonzalez'e, hani gerçekten bu setin hakkı tabii ki Mert grubundu. Yani diğer setlerde de, bu maç öncesinde ben zaten bu maçın setli gidebileceği konusunda biraz böyle şeyim vardı ama tabii ki tecrübeli olan taraf ve az hata yapan taraf Galatasaray oldu 5. sette. Zaten 5. set 15-13 bitti. O da çok yakındı. Evet. Şimdi ben maçları seyrederken hem Türk Hava Yolları mücadelesini seyrettim PTT, hem Galatasaray Mert Grup Sigorta, ikisi de Ankara'da oynandı maçların. Keyifli maçlar oldu. Şimdi Aslı'nın performansını da görünce orada, son yıllarda Galatasaray'ın en büyük kayıplarından biri olarak ben Aslı Kalaç'ı söyleyebilirim. Yani iki sezondur Galatasaray orta oyuncu pozisyonunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Evet.
Aslı 6 blok yaptı PTT'ye karşı. Yani Aslı Galatasaray'ın kadrosunda olsaydı Galatasaray'ın şu an ligdeki durumu çok daha farklı olabilirdi. Evet, daha farklı konuşuyor olabilirdik. Çünkü hani yani orta oyuncu Aslı, sıkıntısı 2 evet. yıldır devam ediyor Galatasaray'da. Yani Aslı ayrıldıktan sonra özellikle biraz fazla arttı gibi. Şöyle, şimdi Antti ve Alexa'nın kuşkusuz attığı yani artı defans şeyleri, hücumları çok fazla. Şimdi Gizem Güreşen de arkada defanslarla yardım edince Gamze'nin çabuk pasları tam Aslılık aslında. Evet. Yani Aslı'yla Gamze'yle beraber oynadıkları dönemde çok çok iyi anlaşıyorlardı. Tabii baktım ki çok, o da geldi beraberken çok iyi anlaşıyorlardı. Çok iyi anlaşıyorlardı. Aslı'nın çıkış yaptığı dönemler. Evet, yani dediğin gibi Galatasaray'ın orta oyuncu sıkıntısı var. Acaba takviye olur mu? İkinci devre nasıl, ne şekilde, ne yaparlar onu bilmiyorum ama eğer bir orta oyuncu hani birazcık daha bir katkı sağlayabilse, çünkü Saşa'ya da baktığımızda Fatma Beyaz olsun, Zeynep Suudi olsun, hani çok fazla etkili olamıyorlar. Birazcık daha böyle sağlam, tecrübeli bir orta oyuncuları olsa gerçekten Galatasaray'ın işi daha kolay olacaktır diye düşünüyorum tabii ki. Evet, Galatasaray zorlu mücadeleyi 5 set sonunda kazandı sevgili seyirciler. Bir başka zorlu mücadeleye geçelim. Evet. PTT Türk Hava Yolları, az önce kısaca bir giriş yaptık aslında o maça da. Burada da Türk Hava Yolları Aslı'nın blok performansıyla aslında bloklarda üstünlük kurdu rakibinin. 11-6 blok üstünlüğü vardı Türk Hava Yolları'nın evet. rakibine karşı. Dediğim gibi Aslı sezon, bu haftanın en fazla blok yapan oyuncusu oldu 6 blokla o mücadelede. PTT'de Dimitrova yine öne çıkan oyuncuydu ama hücumda, takım olarak hücumda %32 ile oynadıklarını görüyoruz. Yani hücum performansının PTT'nin oldukça geride kaldığı bir mücadeleydi ve Türk Hava Yolları 3-1'lik galibiyetle 3 puan alarak döndü. Şimdi hani iki takıma da baktığımızda Türk Hava Yolları da Carlin'in artık oturmuş ve çok sistematik bir şekilde takımı yönettiğini görebiliyoruz. Yani sezon başında Carlin'i bu şekilde değildi. Şimdi ortaları daha fazla kullanmaya başladı. Daha çabuk pas atmaya başladı. Kendi hücum kullanıyor. Servislerde özellikle defansını çok beğeniyorum Carlin'in. Yani bir numarada yaptığı defanslar gerçekten çok iyi. En iyi defans yapan pasörlerden biri. Kesinlikle çok iyi yer tutuyor. Belki de en iyisi. Şimdi geçtiğimiz haftalarda biz Türk Hava Yolları'nı birazcık eleştirmiştik. Hani biraz konsantrasyon eksikliği, birazcık düşme var gibi ama geçen hafta ve bu hafta oynadığı maçlara gerçekten toparlandığını gördük. Çünkü özellikle Madison bu takım için çok önemli. Yani Madison'ın performansı bu takımın bence ayakta durmasını sağlıyor. Özellikle Madison ve Aslı. Şimdi Van Rijk tamam, iyi oyuncu, genç oyuncu ama istikrarı bazen düşüyor. Bu düşüyor, bozulabiliyor, dengesiz olabiliyor, çok hücum, direkt hücum hataları yapabiliyor. Rabazieva zaman zaman dışarıdan girdiğinde yararlı oluyor takıma, yararlı olmuyor değil. Hem ön file önünde hem file arkasında ama Aslı'nın bloklardaki hakikaten çok ekstra iyi okuyor. Oyunu okuyor. Yani evet. Erken gidip yerleşiyor blok ve ellerini çok düzgün tutuyor. Burada tabii ki Carlini-Aslı uyumu, ortalarla uyumu Carlini'nin. Sezon başında yine ortalara çok pas almıyor diye konuşuyorduk burada. Aslı niye 2 yıldır Aslı konuşuyoruz bunu. Evet, konuşuyorduk ama artık atmaya başladı. Değişti. Şimdi ben özellikle burada üstüne basa basa bahsetmek istediğim bir oyuncu var, Şeyma. Şeyma bu maçta hani gerçekten benim için çok çok iyi işler yaptığını söyleyebilirim. Yani benim için çok iyi, gizli kahraman diyebiliriz. Şimdi Madison'a yardımcı ek olarak Milli Şeyma'da... Milli takım döneminde de çok etkiliydi özellikle savunma anlamında. Savunma anlamında, blok anlamında da çok etkili. Yani elleri çok düzgün tutuyor, köşede çok iyi yer tutuyor. Bu maçta da çok iyi hücum yaptı. Yani ben almadığı kadar sezon başından bu yana en çok pas aldığı maçlardan bir tanesi. Son iki maçta ciddi sayıda pas aldı. Evet ve yani geçen sene bak şu anda benim olduğum noktada Şeyma oturuyordu, senin olduğun noktada Ebrar oturuyordu. Bu iki milli oyuncumuzu konuk almıştık ve sorduğum sorulardan biri buydu. Şeyma neden bu kadar az pas alıyorsun sorusu. Bu benim tercihim değil tabii ki diyordu. Ben pas almak isterim her zaman ama zannediyorum ki bir diyalog da yaşanmış Carlini ile. Çünkü hem Aslı'ya çok fazla pas atmaya başladı hem Şeyma'ya. Şeyma'ya. Şimdi
defansif anlamda baktığımızda Şeyma çok iyi. Hani manşette, serviste olsun, blokta olsun ama biraz daha hücumda daha fazla pas almasını zaten biz de alması gerektiğini her zaman evet. konuşuyorduk. Bu maçta gerçekten o istenilen pas yüzdesi ve hücum yüzdesinin de yüksek olması Şeyma'yı birazcık daha motive ettiğini düşünüyorum ki maçta da çok bunu gördük enerji olarak. Madison zaten hani... %52, 28 sayı gayet iyi bir performans. Kesinlikle. Yani. Şimdi o bir sakatlık dönemi geçirdi. Hatta Avrupa Şampiyonlar Ligi maçında bir o daha yeni yeni geçiyordu. Hatta ayağı şiş olarak oynadığını biliyorum. Şimdi bu tabii ki bu PTT maçında biraz daha şişi indi. Birazcık daha iyileşme süreci ilerledi herhalde. Ki çok çok iyi bir performans. Yani hiç top seçmiyor. Her topa vuruyor. Yani iyi de gelse, açık da gelse, fileden geri hücum. Yani her topa vuruyor ve bilek kalitesi ve topu kullanma kapasitesi çok yüksek olan bir oyuncu. Arkada manşette ve defansa da yardımcı oluyor takıma. Dediğim gibi burada Carly'nin oyunu iyi yönetmesi ve Van Rijk'ın zaman zaman hücumda etkili olması. Yani o yüzde kadar biraz... Kötü değildi aslında. %41. Değil Fena ama değil, 22 zaman sayın. Zaman arka arkaya çok fazla hücum hatası yapabiliyor. Takılıyor belki. Takılıyor. Yani onu birazcık hani yaptığı sayılar da kritik sayılar da olabiliyor bazen. Çok da fazla hani değil. Ama biraz daha dengeli olsa çok daha rahat kazanabilirlerdi bu maçı. Bu arada PTT'de tabii ki Dimitrova'ya çalışmışlar. Dimitrova'yı kapattılar. Burada, bayağı düşük kaldı. Evet, Bahar'ın, Bahar orta oyuncu Bahar Akbay'ın yine blok performansı ve Merve iyiydi. Merve Tanyel. Merve Tanyel çok iyiydi. Hem file önünde hem file arkasında. Amanda Campos yine iyi işler yaptı ama dediğim gibi birazcık daha tecrübe ve... Kadro kalitesi ve tecrübe ön plana çıktı bu evet. mücadelede. Türk Hava Yolları 3-1 kazandı. Düşme hattını çok yakından ilgilendiren bir maçla devam etmek istiyorum. Çünkü haftanın en kritik maçlarından biriydi. Yeşilyurt ve Nilüfer Belediyespor karşı karşıya geldi. İlk seti Yeşilyurt kazandı. Evet. Çok da rahat çok, kazandılar. Çok ama sonrasında Nilüfer Belediyespor özellikle Emily Malyon'un o etkili performansıyla öne çıktı. Ve 3-1'lik bir galibiyet nefes aldırdı. Nilüfer Belediyespor. Şimdi hani ilk sette gerçekten Yeşilyurt o kadar enerjisi yüksek. Arkada defans yapıyorlar. Özellikle Ceren Kapucu'nun hücum yüzdesi çok yüksekti. İlk sette çok o iyi hücumlar yaptı. O da çıkışta son haftalarda Ceren. Evet. Arkada Libero Pınar Atasever'in yaptığı defanslarda Ceren'in yaptığı hücumlarla hani gerçekten ilk seti çok böyle enerjik her şeyi tam yaparak hemen hemen hatasız bir şekilde Yeşilyurt kazandı. Tabii ki Nilüfer Belediye cephesinden bakarsak onlar için gerçekten çok zor bir sezon oluyor bence. Geçen yılın Challenge Kupası şampiyonu bu arada Yeşilyurt. Evet. Şimdi hem Yeşilyurt için hem de Nilüfer Belediye için çok zor sezon oldu. Yani ilk devre zor geçti. Şimdi ikinci devre ne şekilde olacak, nasıl olacak bilmiyorum ama takviyeler takviye belki kesinlikle gerekiyor. Olabilir. Yani kurtarma açısından kesinlikle takviye gerekiyor. Burada Nilüfer Belediye'de Çağla Akın birazcık daha derli toplu, daha iyi takımı yöneterek oynadı. Özellikle Melis Durul'u iyi kullandı. Yani uyumları tam oturmuş. Yani ilk geldiğinde tam oturmamıştı. Şu anda daha iyi anlaştıklarını gördüm ben Melis Durul'la. Tabii ki Emigli Maglio maçın en skoreri her zaman çok fazla pas alıyor orta oyuncu olmasına rağmen. Hani açık da gelse, normal de gelse Emily'yi kullanıyor. Takımın şu anda en değerli oyuncusu. En değerli oyuncusu. Serviste de katkı veriyor ama yetmeyecek. Yani tamam belki ligde kalmak için yeterli de yukarılara çıkmak için yeterli. Yani şimdi tabii ki ikinci devre hangi takım ne takviye yapacak o da bilinmez ama Nülüfer'in de belki takviye ihtiyacı var bence. Ama hani bu oyun tamam Yeşilyurt'u belki hani genç oyuncularla yenmeye yeter ama diğer takımlar için yeterli gelmez bence. Fenerbahçe Opet Karayolları haftanın ilginç maçlarından evet. biri. 3-1 kazandı Fenerbahçe. Opet ikinci seti 24-18 öndeyken kaybettiler. Evet. Yani sezon içinde böylesine büyük bir farkla öndeyken özellikle set sayısında set kaybeden bir takım olmamıştı. 6 sayılık avantajı vardı. 8 sayılık seriyle Karayolları Fenerbahçe Opet gibi bir takım karşısında seti aldı. Durumu 1-1'e getirdi.
Üçüncü setten itibaren ise Fedorovtseva, Anna Lazareva ve Popovic üçlüsünü sahaya sürmek zorunda kaldı. Zoran Terzic ve maçı 3-1 kazandı Sarı Lacivertliler. Eda ise bu maçta dinlendirildi. Şimdi Eda'nın bir ufak bir sakatlığı varmış ama dediğim gibi bu Dünya Kulüpler Kupası için saklanmış olabilir. Şimdi sahaya sürdüğü, Terzic'in sahaya sürdüğü ilk altıya bakıyoruz. Beliz Dicle, Naz, Meliha, Kristina, Tutko. Ana Kristina ve Tutko. Şimdi bu kadroya baktığında gayet iyi bir kadro ve hani karayolları karşısında çıkıp rahat bir şekilde en azından tecrübe açısından daha iyiler, kazanması gerektiği bir maç. Derler ya hani ilk defa uzun zamandır 24-18'den bir set verildiğini görüyorum. Şimdi Fenerbahçe Opet gibi bir takımın 24-18'den bir sert set vermesi bence mümkün değil. Yani bu hiçbir şekilde kabul edilemez. 24-18-17 idi. Sanırım Naz bir blok yaptı 2'den. Naz oynuyordu. Sonra Naz'ı değiştirdi. Buse'yi soktu. Ve oradaki servis turunda hani gerçekten top öldüremediler. Yani bunun Buse ile de alakası yok. Hani manşet gelmedi. Hani top ölmesini bırakın arkadan manşet alamadılar. Çok da iyi bir servis gelmedi. Kübra Kegan galiba. Evet, Kübra'nın servisleriyle. İyi servis manşet gelmedi. Gelmedince değerlendiremediler. Yani Fenerbahçe Opet gibi bir takımın ne yapıp yapıp o 24-18'den o şeyi seti alması mutlaka gerekiyordu. Ha, sonrasında zaten karayollarına baktığımda çok iyi defanslar ya, Mateja Ekić falan çok iyi topları kullandı. Hı hı. Yani Yasemin Özel özellikle bu maçta çok beğendim karayollarında. 24 sayı aldı. Yani, %44 ile oynadı. Her atılan geçen hafta topu iyiydi. İyiydi. Her atılan topu vuruyor. Yani hiçbir şekilde topu kullanması çok iyi. Geri hücumlarda da, ön hücumlarda da iyiydi. Başka defans da çok fazla skor katkısı alamadı zaten diğer oyuncularından karayollara. Alamadı ama mücadele ettiler. Şimdi Mateja Ekić çok fazla top aldı ama defansını yapıp hani bir şekilde topu çevirdiler. Şimdi Fenerbahçe 20'de kaldı. Evet, evet. Yani çok fazla pas almasına rağmen ki defans yapmaya başladı sonrasında Fenerbahçe Opet. Üçüncü sette Anna Lazareva ve Arine'yi soktu sahaya. Normal altısı oynadığı zaman tıkır tıkır oynuyor. Zaten her şey olması gerektiği Reine gibi. Reine oturdu. Popovic de girdi. Evet. Hani belki de bu maçta hani birazcık daha hazırlıksız yakalanmış olabilir. Şimdi Tutkun'un aldığı paslarda Tutkun'un çok fazla top öldüremediğini gördük. Mesela %38'de kaldı Fenerbahçe Opet. Fenerbahçe Opet için düşük bir yüzde, yani lig ortalamasının da altında. Karayolları da %23 ile oynadı. Yani evet, bu maçta hücum yüzdesi gerçekten düşük kaldı. İki takım için de düşüktü. İşte üçüncü setten sonra normal altısına döndü ve hani klasik artık her şeyi normal maçlarla rayına oturdu. Eda dışında normal kadrosuna aynen, döndü. Aynen aynen. Yani bu şekilde olması lazım. Maçın başından beri bu şekilde oynayıp belki de sonradan hani değiştirmeli. Ben şeyi anlamıyorum. Hani bu maça tamam Eda olmayabilir. Normal altından başlarsın. İlk seti alır, takım iyi oynar. Yani her şey normal olarak gider. İkinci ya da üçüncü setlerde oyuncuyu değiştirirsin. Siz yayının başında söyledik ya, bu sezon kolay maç yok. Yani yok. Biraz sonra Eczacıbaşı Dynamit Bolu Belediyespor mücadelesine de değineceğiz. Hı hı. Her mücadele son derece zorlu geçiyor. Çok çekişmeli geçiyor. Burada da ideal altısıyla başlamak istemedi Zoran Terzic. Belki Dünya Kulüpler Şampiyonası öncesinde biraz olabilir, dinlendirmek istedi oyuncularını ama kolay bir mücadele olmayacağını anlayınca da son iki sette soktu. Sokmak zorunda kaldı. Oyuncular. Yani bence normal altıyla başlayıp sonradan değiştirmesi daha mantıklı olan. Yani benim açımdan öyle. Ama bu maçı yine 3-1 kazandı. Belki de ve de ilk yarıyı lider bitirdi. Evet, ilk yarıyı lider bitirdi. Şimdi set averajıyla ilk yarıda Opet, lider, evet. Eczacıbaşı ve Vakıfbank. Şimdi bu takımın yani her set çok önemli bu sezon. Yani her galibiyet önemli, onu biliyoruz ama artık her set çok önemli. Set averajı belki de sezon sonunda lig liderini belirleyecek. Kesinlikle. Direkt Şampiyonlar Ligi bileti demek bu. Geçtiğimiz sezonda baktığımızda 3-0 biten çok maç vardı. Evet. Bu sezon ya da ilk devre baktığımızda çok 3-2'lik maç var ve 3-0 biten maçların sayısı oldukça az. Hani eskiden hep 3-0 biterdi maçlar. Hı. Şu anda gayet böyle çekişmeli. Herkes birbiriyle çok iyi mücadele edebiliyor. O zaman 3-0 biten maçla devam edelim. Eczacıbaşı Dynamit Bolu Belediyespor. Evet. Bu mücadelede mesela bazı oyuncularını dinlendirebileceğini
düşünmüştüm Ferhat Akbaş'ın ama tam kadro çıktı. Maçı Boşkoviç, Maya, Hande, Saliha, Laura Heyerman yani tam kadro oynadılar. Bolu Belediyespor karşısında 3-0'lık bir galibiyet. Evet yani şöyle şimdi Bolu Belediye baktığımızda çok oynadığı zaman oynayan bir takım. Bazen arka arkaya hatalar yapıyor ama hani bir tutturduğu zaman da takım arka arkaya sayılar rahat kazanabiliyor. Şimdi Eczacıbaşı Dynamite'de olması gereken benim açımdan normal altısıyla başlayıp sonraki setlerde oyuncu değişimi yapması gerektiğini düşünüyordum Eczacıbaşı Dynamite'in. Klasik altısıyla başladı burada. Çok da rahat, inanılmaz rahat bir şekilde hiç fırsat bile vermeden Bolu Belediyespor'a kazandılar maçı. Burada Gözde Yılmaz yeni transfer oyunu evet. aldı Adams'la beraber ve ben bundan sonraki maçlarda da katkı verebileceğini düşünüyorum Gözde Yılmaz'ın. Çünkü onun bir tane Türk bir pasör çaprazına ihtiyacı vardı Eczacıbaşı'nın. Bu da olabilecek en iyi şeylerden bir tanesi, oyunculardan bir tanesi Gözde Yılmaz. Tanıdığı, bildiği bir oyuncu Ferhat Akbaş'ın. Başka bir şansı yoktu zaten. Hem kulüp oyuncuyu tanıyor, oyuncu kulübü tanıyor. Tanıyor. Evet, yani bakalım yani performansı göreceğiz daha. İkinci devre göreceğiz. Daha yeni bir transfer bu. Tabii ki Adams'ı da artık oyuna adapte etmeye, oynamaya başladığını göreceğiz. Takım Hande olarak çok iyi. Hande %33'de kaldı. Şimdi Hande'nin aldığı paslar, ben başından beri söylüyorum, zamanlama hatası mı var? Yani bana Maya'nın attığı paslarla Hande'nin smaca girişin arasında bir ufak bir zamanlama hatası olduğunu düşünüyorum. Ya Hande erken giriyor, top yukarıda kalıyor. Yani Hande'nin yine az pas aldığını düşünüyorum. Daha fazla milli takım oyuncusu, Eczacıbaşı Dynamite'in baş smaçörü çok daha fazla pas alması gerekiyor ve Maya ile oynuyorsun. Geri hücumlarda çok problem yok. Yani o zamanlama ayarlanabiliyor ama öndeyken, özellikle 4 numaradayken biraz ufak bir hata var. Yani o zamanlama ya da adımlama, yani bir şey var. Biraz arkasında kalıyor. Evet, arkasında. Yani mesela Saliha'nın topa gelişini ben bakıyorum. Hande biraz daha geriden erken giriyor gibi topa. Yani farkındaysan vuramadığı topları da plaseyle, yani ya uzun 5 numaraya doğru, 1 numaraya doğru atıyor ya da arkasına atıyor. Yani arkasına kaldığı topları çok fazla plase kullanıyor. Kolay maç oldu. Kolay maç oldu ama dediğim gibi Hande'nin daha fazla pas alıp oyuna birazcık daha ağırlığını koyması gerektiğini düşünüyorum ben. Aydın Büyükşehir Belediyesi Sarıyer karşısında 3-1'lik bir galibiyet aldı. Orta oyuncuların muazzam performansı vardı. Hem Emine Arıcı, hem Ergül. Eroğlu muazzam oynadılar. Bu iki oyuncudan toplam 33 sayılık katkı aldı zaten. Aydın Büyükşehir Belediyespor iki orta oyuncu 33 sayılık katkı veriyorsa maçta kolay geçer zaten. Ya kolay zaten köşe oyuncuları geçti. Da rahat evet. Hücum yapar. Yani bu kadar çok orta oyuncu. Nicoletti, Sakmari 19'er sayı da onlar aldı. Ki daha önceki maçlarda bu kadar ön plana çıkmıyordu köşe oyuncuları. Şimdi evet. Ne kadar çok orta oyuncular oyun içinde olursa, ne kadar çok pas alırsa, her zaman söylüyorum. Hı-hı. Köşe oyuncuları o kadar çok rahat hücum yapar. Ve bu maçta da hani Aslıhan'ın da çok iyi performansı var. Yani çok iyi oynadı. Çok iyi oynadı. Yani çok iyi organize oynattı. Çok iyi organize etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi zaten takımı oturuyor yavaş yavaş. Yani bir denge, bir istikrarlı oynuyorlar. Onun altına düşmedikleri müddetçe az hata yapıyorlar. Oyunda kalıyorlar sürekli. Yani bu Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bir avantaj. Tabii ki hedef olarak belki playoff'a girme hedefi var. Hani Aydın'a bu oyun yeterli olur mu bilmiyorum ama biraz sonra Kuzey Boru'yu da konuşacağız. Hani onlar da çıkışa geçtiği için Aydın Büyükşehir Belediye'nin işi birazcık daha hani hemen hemen dengeleniyor gibi düşünüyorum. Aralarında bir galibiyetlik fark var Kuzey Boru ve Aydın Büyükşehir Belediyespor evet. arasında. Bu haftanın 13. haftanın mücadelesiydi Kuzey Boru Vakıf Bank mücadelesi. Erken evet, oynanmıştı erken Vakıf Bank'ın sıkışık takviminden dolayı o mücadeleyi 3-0 kazanmıştı. O mücadele oynandığı hafta set sayısında değerlendirmiştik zaten o maçı. Dolayısıyla konuşmaya burada gerek görmedik. Sarıyer Belediyespor zaten yine o Taylandlı hani, iki oyuncunun 31 sayılık katkısı. Yani katkı oluyor ama işte bir şekilde yetmiyor. Yani birazcık daha artık maçlar ilerliyor. Hani ikinci i̇lk devreye başladı. 3 galibiyet. Sonrasında hiç galibiyet yok. Yani 3-2'lik çok maç var. 7 maç. Ama hep
yenilgiyle biten maçlar. Bir de o oynadığın bütün maçlarda hani 3-2-3-2 hep mağlup oluyorsun ya, birazcık psikolojik de baskı oluyor. Yani kendini böyle hani maça çıktığında yine 3-2 oynar mıyız ya da çok yoruldular. Onu düşünür mü oyuncu, yine 3-2'lik maç mı oynuyoruz? Bence düşünür. Çünkü bu kadar 3-2 oynamışsın, yine soyunma odasına geldiğinde mesela ay bu maçta 3-2 olur mu acaba falan diye mutlaka oyuncular arasında bir konuşma geçiyor ki bu maçta 3-2'ye gidebilirdi. Sarıyer Belediye elinden geleni yapıyor. Bir ara düşüşe geçmişti ama yine tekrardan o havayı yakaladı. Bakalım göreceğiz nereye kadar gidecekler. Onlar için de ligin ikinci yarısı kritik olacak. Çünkü evet. 13 maçta 3 galibiyet aldılar. Sevgili seyirciler, düşme hattının sadece 2 galibiyet üzerinde Sarıyer Belediyespor. Aynı şekilde Nilüfer Belediyespor'da öyle düşme hattının 2 basamak üzerinde bu 2 ekip diyelim. Haftanın enleriyle devam edelim. Haftanın enlerine baktığımızda en skorer oyuncular Mert Grup Sigorta, Galatasaray Heydey Sigorta mücadelesinden çıktı. Hem Gayle Gonzalez hem de Alexia Karutaşu 35'er sayı ürettiler sevgili seyirciler. Aslı Kalaç 6 blok yaptı Ankara deplasmanında PTT'ye karşı. En fazla ace atanlar yine Mert Grup Sigorta, Galatasaray Heydey Sigorta mücadelesinden çıktı. Alexia'nın 4 ace'i vardı. Gayle Gonzalez'in yine 4 ace'i vardı mücadelede. Rüya takıma bakalım. Az önce bir parantez açtık. Aslıhan Kılıç muazzam bir maç çıkardı. Gerçekten Aydın Büyükşehir Belediyespor'un pasörü. Rüya takıma girmeyi başardı. Gayle Gonzalez en iyi pasör çaprazı bu hafta. Smaçörler Madison Kingdon Arina Fedorovseva kısa sürede 16 sayılık bir katkı verdi. Arina rüya takıma girmeyi başardı. Ergül Eroğlu, Emili Malyo, Aydın Büyükşehir Belediyespor'un orta oyuncusu. Ergül'ün de bir çıkışı var son haftalarda. Evet. Emine Malyo sezon boyunca Nilüfer Belediyespor'un en önemli ismi oldu. Ve Gizem Güreşen de Galatasaray'ın Ankara deplasmanından galibiyetle dönmesinde önemli pay sahibiydi. Haftanın takımı kim dersem herhalde Türk Hava Yolları dersin. Tabii Türk Hava Yolları hani gerçekten baktığında takım oyunu oynayıp hani haklı bir kazanç aldılar ve Türk Hava Yolları bu haftanın takımı oldu. Türk Hava Yolları da haftanın takımı. Şimdi kısaca sezonu değerlendirelim. İlk yarı bitti ya. Evet. Fenerbahçe Opet'in liderliğiyle bitti ilk yarı. Dediğimiz gibi zirvede her setin ne kadar önemli olduğunu gördük ligin ilk yarısıyla birlikte. Öne çıkan oyuncular kimlerdi sence? Yerli ve yabancı. Yerli ve yabancı. Şimdi yerlilerle başlıyor. Şöyle öne çıkan bence birçok oyuncu var. Hani bunların başında ben notlarıma da aldım. Burada Bolu Belediyespor'da Edilnaz Kambur var. Yani çok konuştuk değil mi? Evet, çok sorumluluk alıyor ve hani gerçekten baktığında manşetini alıyor, hücumunu yapıyor. Başlaması yani oyundan çok kopmuyor. İyi. Psikolojisi çok iyi, maçın içinde kalabiliyor. İyi bir çıkış yaptığını düşünüyorum ben bu ilk devre ama tabii ki istikrar çok önemli. Yani bunu çıkış yapıp da o istikrarı sürdürebilmek çok önemli. Bunu da ligin ikinci devresinde göreceğiz. PTT'den var Bahar Akbay ve Sıla Çalışkan. Bu iki oyuncu bence çok artı işler yapıyor PTT'de. Yani sezon ilk devrenin baktığımızda Bahar Akbay yine bloklarda önde. Sıla da gerçekten takımı çok iyi yönetiyor. O Macaristan tecrübesi ona çok büyük artılar. Bambaşka bir oyuncu olarak evet, kendine güvenli oynuyor. Evet. En azından saha içinde baktığında hani oyunu okuyup çok daha güvenli ve sağlam duruşu var takımın içinde baktığınızda. Karayollarında Ayçin Akyol sezon başında zaten muazzamdı. Evet. Yani hani birazcık sezon başında daha belirli olmadan hani takım sıralaması ne olacak maçlar performansını çok beğeniyorduk. Şimdi takım aşağı doğru gittikçe Ayçin'in de birazcık daha tabii ki normal olarak şeyi düşüyor. Yani performansı düşüyor ama yine takım içinde baktığında Yasemin Özel'le beraber hani en iyi oyunu çıkaran oyunculardan biri. Şimdi Eczacıbaşı'nda da Salih Şahin var. Onun da son 4-5 maçtır aldığı sorumluluk ve saha içindeki enerjisi benim hoşuma gidiyor. Yani benim dikkatimi çeken oyuncularda yine Saliha var. Vakıfbank'ta Derya ve Tuğba. Şimdi Derya ve Tuğba saha içinde süre aldıkları müddetçe gerçekten çok başarılılar. Yani hem arkada manşette olsun, serviste olsun tam komple. Özellikle Derya çok iyi performans sergiliyor.
Hücumda oynadığı belki, zamanlar çok yüksek çok yüzdeyle oynuyor. Çok etkili ve çok atletik. Bence onu Guidetti ikinci devre çok daha fazla kullanacaktır diye düşünüyorum. Ki kullanmalı da bence. Şimdi yabancı oyunculara geçelim. Birinci, biraz evvel de konuştuk, Galia Gonzalez. Yani gerçekten bu oyuncu bir önceki sezonda bu kadar etkili değildi ama bu sezonda baktığımızda her skorerde serviste var, blokta var, hücum var. Her alanda bu oyuncu kendini öne çıkarıyor. Çok etkili ve bakalım bu etkisini ikinci devre ne kadar sürdürecek. Eczacı başında Heyerman ve Maya. Bence takımın iki tane, Boşkoviç tabii ki onu ayrı bir kenara koyuyorum ama Maya'nın gösterdiği performans ve Heyerman'ın da, ki Heyerman mesela Maya her yerden kullanıyor. Şimdi manşet sahanın ortasına da gelse buradan Heyerman'a pas atabiliyor Maya. Onun için önemli bir oyuncu Eczacıbaşı için. Türk Hava Yolları'nda Carlini ve Madison. Bu iki oyuncu bence öne çıkan oyuncular oldu ilk Carlini yerde. Carlini yükselişte bence. Yani kesinlikle. Geçen seneki Carlini ile bu Carlini farklı. Biz, hatırlıyor musun? Burada sürekli Carlini konuşuyorduk. Evet. Yani pas, hani oyun okuması açısından, pas kalitesi açısından birazcık daha böyle tutuktu. Bu sene çok daha rahat oynuyor. Van Rijk da katılınca Türk Hava Yolları'na birazcık daha hücum şeyleri yükseldi. Ondan daha emin kendine oynuyor. Bunun haricinde Nülüfer'de de Emily Maglio var tabii ki. Emily Maglio, evet. Her zaman öne çıkan oyuncu. Ya, takımı sırtladı kalıyor. Sezonun başında. Evet. Pasör çapraz oynadı. Melis geldi. Gerçek mevkisine döndü. Orta oyuncu olarak oynamaya başladı. Her iki mevkide de aslında istenilen performansı bence sergiledi ama diğer takım arkadaşlarından çok da fazla dediğim gibi yani yardım alamadı. Yardım mutlaka gerekti. Çünkü ne kadar alamazsan o tek başına yaptığın, aldığın 20 sayı da olsa takım kaybettikten sonra hiçbir anlamı kalmıyor. Fenerbahçe Opet'te de Arina ve Lazareva'nın, ki ben sezon başında çok eleştirmiştik Lazareva ne kadar katkı sağlar, ne yapar diye, ama ben Fenerbahçe Opet için Lazareva'nın çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Özellikle Arina. Arina'nın gösterdiği performans gerçekten muhteşem. Ve çok kısa sürede Fenerbahçe taraftarının da en sevdiği, en güvendiği isimlerden biri oldu Arina. Bir tanesi oldu. Bence olmaya da devam edecek. Çünkü hakikaten üstüne koyarak devam ediyor ve takım buna çok güveniyor. Yani ve döneminde Dünya Kulüpler Şampiyonası var. Orada da Fenerbahçe taraftarının en çok güvendiği isimlerden biri olacak. Kesinlikle. Takımın bence power smaçörü ve hani her maçtan yine en skorer olarak Arina çıkıyor. Verdiği katkı çok büyük. Hem psikolojik olarak hem takımda birbirine güven olarak. Eda'nın mesela Naz ve Buse'nin, tabii ki Naz oynadığı zamanlar, şimdi Buse ile Naz'ı sürekli değiştirmeli oynuyor. Oynatıyor Terzic ama. O zaman bakalım mı Dünya Kulüplerde ne yapacak Fenerbahçe acaba? Bir bakalım, bir bandımız var. Bakalım. Tamam, çünkü bakalım. Dünya Kulüplerde de bu oyuncuların ismini çok fazla zikredeceğiz. Hı hı. Sevgili Özlem, ama Fenerbahçe Opet ve Vakıfbank Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecekler. Daha önce neler yapmış kulüplerimiz ve bu turnuvada hangi oyuncular öne çıkabilir her iki ekibimiz adına? Öncelikle Fenerbahçe Opet ile başlayalım, ardından da Vakıfbank'ı değerlendireceğiz. Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk takımı olan Fenerbahçe Opet ikinci kez bu kupayı müzesine götürmek istiyor. 2010 yılındaki final maçında Brezilya temsilcisi Osasco'yu 3-0 mağlup eden Sarı Lacivertliler kupayı kazanmayı başarmıştı. 2012 yılında ise üçüncülük mücadelesine çıkan Fenerbahçe Opet, Porto Rico ekibi Lanceres'te Catania'yı 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi olmuştu. Bu sezon kadrosuna Arina Fedorovseva ve Ana Cristina de Souza gibi genç isimleri katan Sarı Lacivertliler, Vakıfbank ve Imoco Vole ile birlikte bu kupanın favorileri arasında yer alıyor. Takımda dördüncü sezonunu geçiren Sırp baş antrenör Zoran Terzic ile Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi ve Kupa Voley ikinciliği yaşadı. Fenerbahçe Opet ile 2011 yılında bu kupayı kazanan Nazay Demir Akyol, Imoco Voley forması giyen Joanna Voloş'la turnuvanın en tecrübeli pasörü olarak dikkat çekiyor. Temsilcimizde Rus maçör Arina Fedorovetseva ise hücumda ve serviste Fenerbahçe Opet'in en etkili ismi olarak ön plana çıkıyor. Sarı Lacivertliler Kulüpler Dünya Şampiyonası A grubunda İtalyan ekibi Imoco Voley ve Brezilya temsilcisi Dentil Pro'ya kulüple mücadele edecek.
Fenerbahçe Opet ilk maçını 15 Aralık'ta Imoko Voley ile oynayacak. Evet, Fenerbahçe Opet daha önce bu kupayı kazanmış bir ekip. Ülkemize ilk Dünya Kulüpler Şampiyonluğunu getirmiş olan ekip. Çok önemli transferler de yaptı. Sarı lacivertliler taraftarının da desteğiyle oynayacak Ankara'da. Ne bekliyorsun Fenerbahçe'den? Bu mücadelede yine aynı isimler mi öne çıkacak sence? Arina, Lazareva ve Eda, bir sürpriz isim çıkar mı öne? Kesinlikle bu isimler öne çıkacaktır. Çünkü şimdi baktığımızda bu turnuvaya uzun zamandır zaten iki takımımız da hem Vakıfbank hem Fenerbahçe Opet iyi hazırlanıyorlar. Bu iki takımımızdan bir tanesinin mutlaka ben kupayı alacağını düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe Opet'te Arina, Lazareva, Eda, Kaptan Eda, Popov için tecrübesi ki pas aldığı zaman neler yapabileceğini biliyoruz. Naz'ın tecrübesi Gizem var. Örge. Gizem var. Yani bunların hepsi şu anda bu kupaya çok hazır bir şekilde, aç bir şekilde bekliyorlar. Yani bütün herkesin gözü artık bu maçlarda ve bunların üstünde olacak. Hem Vakıfbank hem de Fenerbahçe Opet burada sergileyecekleri oyunla bence ne kadar iyi takım olduklarını göstereceklerdir. Tüm dünyaya değil mi? Bir de Vakıfbank bandımız var. Vakıfbank da bu kupayı en fazla kazanan takım konumunda. Evet. Vakıfbank'ın geçmiş yıllardaki performansına bakalım sevgili seyirciler ve hangi oyuncular öne çıkabiliriz diyelim. Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı en fazla kazanan takım unvanını elinde bulunduran Vakıfbank, bu yılda kupanın en büyük adaylarından biri olarak öne çıkıyor. Kupayı müzesine 3 kez götüren Sarı Siyahlılar, bu başarıları 2013, 2017 ve 2018 yıllarında kazandı. Temsilcimiz bu şampiyonlukları namağlup olarak elde etmeyi başardı. Bu turnuvada 4 final oynayan Sarı Siyahlılar, 2011 yılında Rabita Bakü'ye 3-0 yenilerek turnuvayı ikinci sırada bitirdi. 2016 ve 2019 yıllarında da bronz madalya maçlarına çıkan Vakıfbank, Bolero Zürih ve Igor Gorgonzola Novara'yı geçerek turnuvayı 3. tamamladı. Bugüne kadar 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan temsilcimiz 6 madalyayla bu alanda da zirvede yer alıyor. Vakıfbank Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda çıktığı 26 maçın 21'inden galip ayrıldı. Sarı Siyahlılar 14. sezonunu geçirdiği tecrübeli çalıştırıcı Giovanni Guidetti ile tam 21 kupa kazandı. Vakıfbank kadrosunda yer alan İsveçli pasör çaprazı Isabel Hak, sezon başından bu yana sergilediği başarılı oyunuyla takımının en skorer oyuncusu oldu. 2019 Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın en iyi pasör çaprazı seçilen İsveçli milli oyuncu, bu turnuvada da dikkat çekecek isimler arasında yer almaya aday. Vakıfbank'ın altyapısından yetişen Zehra Güneş ise turnuvadaki orta oyuncular arasında en başarılı isim olarak ön plana çıkıyor. 2019 Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda en iyi orta oyuncu seçilen milli oyuncu, sarı siyahlı formayla 9 kupa kazanma başarısı gösterdi. Sarı siyahlı ekipte olimpiyat madalyalı isimler de dikkat çekiyor. Birleşik Amerikalı Chika Ogbua ve Michelle Barçukalev, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya, Brezilyalı Gabi Guimarães ise gümüş madalya kazanmıştı. Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda B grubunda yer alacak temsilcimiz Kazakistan ekibi Altay ve Brezilya temsilcisi Minas Tenis Kulüpü ile karşılaşacak. A ve B gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler çapraz eşleşme ile finale yükselmek için mücadele edecek. Vakıfbank turnuvadaki ilk maçına 16 Aralık'ta Altay karşısında çıkacak. Evet, gönül ister ki iki takımımızla birlikte Ankara'da kendi seyircimiz önünde bir şölen havası eşliğinde final oynayalım. Böyle bir senaryo var aklımızda, umuyoruz ki gerçekleşir. Şimdi zaten iki takımımız da bu şeye yani yaklaşık bir kadrosu var. Evet. Tecrübeli kadro. Özellikle Vakıfbank'ta bu kupayı birçok kez ülkemize kazandırdı ve hani ekibe baktığımızda hani gerçekten çok tecrübeli bir ekip. Vakıfbank'ın daha önce bu kupayı kazandırması bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu artık biliyorlar ve uzun zamandan beri sanırım 2017'de aldılar değil mi o kupayı? Şimdi arayı bir açmadan bu kupayı da onlar da kazanmak isteyeceklerdi. İki takımımıza da başarılar dileyelim. Ama benim tahminimce bu iki takımımızdan bir tanesi bu kupayı ülkemize kazandıracaklardır.
Evet, biz de programımızı burada noktalıyoruz sevgili seyirciler ama programı bitirir bitirmez biz de Ankara yoluna düşeceğiz ve Ankara'da Dünya Kulüpler Şampiyonası süresince de programlarımız olacak. Sizlere bu büyük turnuvanın heyecanını an be an yaşatmaya çalışacağız. Özlem çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Haftaya demiyorum set sayısı için çünkü dediğim gibi Ankara'da da programlarımız devam olacak. Ankara'da